Biliyorum dün gece Banu bu eve ilk defa girmedi. Daha önce nasıl girdiyse aynı şekilde girdi. Duvarları içten kemirenden koy. Evimiz o kadar büyük bir ev değil. Yani dibin kemirdiğini bulacağım. Hanginiz bilmiyorum ama biriniz onun buraya girmesine yardım etti. Bu bir tahmin değil, bundan eminim. Dün gece her şeyi gözümle gördüm. Onu gördüm ama yakalayamadım. Daoje'nin kalbini kazanmanın tam zamanı. Banu'nun bana nasıl yaklaşmaya çalıştığını ve benim onu düşünerek sadece onun iyiliği için Banu'yu nasıl reddettiğimi ona anlatmalıyım. Daoje, Banu dün gece zorla benim odama girdi. Ve ben onu sakladım. Biliyorsun o sahtekar yüzünden benim karım, senin annen hayatını kaybetti. Sonra da hem gelinimi hem de Raja'yı öldürmeye kalktı. Ailemin benden sonraki veliahtını göz göre göre öldürmeye kalkmıştı o. Ama sen onu sakladın ha? Bu evde sakladın bunları bile bile. Ben gitmesi için çok yalvardım. Ama o da bana yalvardı. Tatlı sözlerle beni kandırdı işte. Evet biliyorum. Büyük hata yaptım. Aferin Agni. Artık bu 200 milyon rupilik evin tek sahibi olmanın önünde kimse duramaz. Raja ile Madhu ayak altından çekildi zaten. Banu da aptallığıyla kendi ayağına kurşun sıktı. Geriye bir tek Tara kaldı. Bugün onu da evden attırmayı başardığım zaman yolumda hiç engel kalmayacak. Tara sen... Sen ne yaptın öyle? 40 yıl düşünsen bunları yapacağın aklıma gelmez. Banu'dan bu kadar korkuyorsan keşke bize söyleseydin. Ben onu kendi ellerimle öldürürdüm. Davuji'nin eline düşse biliyorsun. Onu sallandırmak için zaten hazır. Ben kocamı Davuji için bıraktım geldim, bunu biliyorsun. Ya sen ne yaptın? Onu Banu gibi bir adam için sattın. Yazık. Kendimi savunmak için söyleyecek bir şeyim yok. Daoji, biliyorum büyük hata yaptım. Yalvarırım affet. Tara sen Daoji'nin yüzünü gördün değil mi? Gözlerinden ateş çıkıyor. Banu'dan çok çok nefret ediyor. Tabii yaptığın için sendendi. Bana kalırsa sen bir an önce onun gözünün önünden kaybol. Dinle. İstersen köye git biraz, değil mi? Orada biraz kafanı dinlersin. Ne oldu? Neden öyle duruyorsun? Senin kocan benim annemi öldürdü biliyorsun. Şimdi de Davuşi'yi mi öldürmek istiyorsun? Evet komiserim. Dün gece gizlice eve girdiğini ev halkı doğruladı zaten. Evet. Tabii efendim çok haklısınız. Evin etrafında sivil kıyafetli polisler olması çok iyi olur. Onlarla Banu'yu eve yaklaştığı anda yakalarız. Teşekkür ederim. Daoji, polisler kendi işlerini yaparlar ama önce senin de görevini yapman gerekiyor. Ne görevi? Ne demek istiyorsun? Ben hiçbir şey yapmıyor muyum? Ben öyle demek istemedim. Tabii ki yapıyorsun. Ama ben asıl Tara'ya çok kızıyorum. Çok canımı sıkıyor. Aklı hep kocasında. Buna son vermesi gerekiyor öyle değil mi? Yani tabii ki ondan dul kadınlar gibi yaşamasını bekleyemem. Kocası ölmedi. Ama anlasın artık. Banu bu evin annesini öldürdü değil mi? Onun şu an yalnız bize destek olması gerekir.
Tara, o bavullar nedir öyle? Nereye gidiyorsun? Köye. Ne? Köye gitmek de nereden çıktı? Buraya birlikte geldik değil mi? Ancak birlikte döneriz. Hayır Davuji. Size yeterince zarar verdim zaten. Burada kalmayı sürdürürsem o beni yine kandırabilir ve ben de sizi tekrar tekrar üzmek durumunda kalırım. Sana tekrar zarar verebilirim. Davuji. Davuji ben arada kaldım. Ya kocama sadık olacağım ya babama. O tutuklanıncaya kadar benim buradan uzak durmam hepimiz için en iyisi. Kızım, sen köyde tek başına yaşayamazsın. Hayır Davuji. Tara doğru söylüyor. Bence de en doğrusu bu. Yani bir yanda kocası ve bir yanda da biz bu evde kalmaya devam ederse çok çok zor bir durumda kalacak. Belki bir süre köyde kalırsa orada temiz hava alır, iyi gelir ona. Hem oradaki evde bomboş kaldı. Bir gidip etrafa baksın değil mi? En güzeli. Peki git kızım. Orada kendine çok dikkat et.